Covid-19'la beraber yaşadığımız bu günlerde uzak erişim her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü artık bütün çalışmalarımızı uzaktan ve mümkün mertebe home ofislerden, evlerimizden gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun önündeki yaşadığımız güvenlik anlamındaki en büyük problemlerden bir tanesi de erişimlerimizin gerçekten güvenli bir şekilde yapıp yapamadığımız. Bir önemli olan nokta da artık sadece uzak erişimleri şirketlerin bilgi teknolojileri çalışanları değil, şirketlerin bütün departmanlarındaki çalışanlarının kullanıyor olması. Bu tabii ki başlı başına aslında çok büyük bir problem. Çünkü uzak erişimlerde uzak erişim güvenliğinin sağlanabilmesi için öncelikli olaraktan farkındalıkların aslında arttırılmış ve genişlemiş, alganabilir olması gerekiyor. Fakat böyle bir sürecin oturabilmesi, bütün çalışanlar tarafından güvenli bir bağlantının sağlanabilmesi açısından öncelikle bu farkındalığın arttırılması lazım. Biz şirketlerimize genel olaraktan VPN bağlantılarıyla öncelikle bir firewall'un üzerinde özel bir ağ tüneliyle bağlanaraktan şirket kaynaklarımıza ulaşıyoruz. Fakat günümüz teknolojisinde şirketlerimize VPN bağlantıları yaparken parolalarımızın ele geçirilmesi ya da parolalarımızın çözülmesi aslında dakikalar seviyesinde gerçekleşebilen bir işlem. Bu yüzden bir parolanın bizi uzak erişimde kimliğimizi doğrulaması, bizim dijital varlığımızı doğrulayıp netleştirmesi aslında mümkün değil. Bu yüzden uzak erişimlerde şirketine bağlanacak olan tüm çalışanların VPN yaparken minimal en azından iki faktörlü kimlik doğrulama kullanması gerekiyor. Fakat iki faktörlü kimlik doğrulamanın da bize aslında sağlayabildiği güvenliğin bazı limitleri var ve bunun da aşılması mümkün. Bu yüzden biz bütün müşterilerimize VPN bağlantılarında mutlaka çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmalarını öneriyoruz. Tabii çok faktörlü kimlik doğrulama kullanıldığında da burada tanımlanan aslında kullanıcının yine bazı faktörlerle kimliğinin doğrulanması. Fakat burada faktörlerin ne olduğuyla ilgili daha önce bir takım webinarlarla da bunların doğrulukları ve uygulanabilirlikleri anlamında bazı farkındalıklar oluşturmaya çalıştık. Buradaki en önemli konu bir çok faktörlü kimlik doğrulamada faktörlerin herkes tarafından her yerde her zamanda esnek bir şekilde kullanılabilmesi. Genel olaraktan çok faktörlü kimlik doğrulama denildiğinde diğer faktörler biyometrik veriler oluyor. Ama biyometrik verilerle doğrulama yapmak her zaman mümkün değil. Çünkü en çok biz doğrulama ortamlarımızı evlerimizden telefonlarımız aracılığıyla sağlıyoruz. Yani bir doğrulama kodunu giriyoruz. Bunu yaptığımız alışverişlerde de ya da bankacılık işlemlerinde de kullanıyoruz. Ama bir doğrulama kodunun dışında bir faktör olduğunda bu sizin biyometrik veriniz olaraktan yüzünüz olabilir, göz merceğiniz olabilir, parmak iziniz olabilir. Fakat bu biyometrik verileriniz herkes tarafından her ortamda erişilebilir veriler değil. Çünkü telefonlarımızda bütün herkesin kullandığı telefonlarda parmak izimizi okuyan bir sensör bulunmuyor. Ya da yüz tanıma çok kolaylıkla iki boyutlu kameralarda atlatılabiliyor ve üç boyutlu kameralar ise telefonlarda genellikle yer almıyor. Bir başka örnekte hiçbirimizin telefonunda bir göz merceği okuma sistemi bulunmuyor. O zaman bilinen bu çok faktörlerdeki biyometrik veriler herkes tarafından kullanılabilir olmuyor. Bu durumda çok faktörlü kimlik doğrulama kullanıyor olmamız da bizi bir teoriden öteye bir pratiğe taşıyamadığından dolayı Kron'un çok faktörlü kimlik doğrulama ürünü tam olarak bu noktada devreye giriyor ve hepimiz tarafından günlük yaşamımızda rahatlıkla kullanabileceğimiz coğrafi konum doğrulama gibi yeteneklerle hepimizin var olan kullandığı telefonlarıyla, bilgisayarlarıyla bütün doğrulama işlemlerini en hassas noktaya kadar irdeleyebiliyor ve bu sayede bize çok daha fazla güvenlik sunuyor. Uzaktan çalışma ortamında en önemli konu dediğim gibi gerçekten bizim ulaştığımız ortamlara güvenli ve hata toleranslarını minimale indirgeyecek tekniklerle erişiyor olmamız. Tabii eriştikten sonra önemli olan konu erişen kişinin şirket kaynaklarına eriştiğinde ne yaptığının tamamıyla kayıt altına alınabilmesi. Normal şartlarda şirketlerimizde çalışırken zaten doğrulama sistemlerimiz insan doğası gereği içinde bulunduğunuz ofisteki çalışanlarla dahi gelen kişinin kimliği ve varlığı doğrulanabiliyordu. Fakat şu an böyle bir ortamımız bulunmadığından dolayı doğrulama kısmı
tamamıyla dijital teknolojilerle sağlanıyor. Ve bu dijital teknolojilerde kaynaklara erişen kullanıcıların kimlikleri istisnasız bir şekilde mükemmelce doğrulandıktan sonra biz sadece bu bağlanan kişilerin kimliklerini öğreniyor oluyoruz ve doğru kişilerin bağlanmasını sağlıyoruz. Fakat bu yine de güvenliğin önemli derecede sağlanması için yeterli olmuyor. Bunun sebebi kişiler bağlandıktan sonra şirket kaynaklarına, bu şirket kaynaklarında nerelere eriştiklerinin önceden muhakkak belirlenmesi gerekiyor. Ve yaptıkları işlemlerin de kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü normalde fiziksel olaraktan bir ofis ortamında olduğunuzda zaten fiziksel olaraktan erişebileceğiniz kaynakların bir şekilde kontrolü insanlar ve çalışma arkadaşlarınız tarafından da rahatlıkla sağlanabilir. Ancak uzaktan eriştiğimiz bu günlerde bizim ulaşımlarımızı denetleyen herhangi bir mekanizma bulunmuyor. Bu yüzden de bu denetleme işleminin muhakkak yazılımlar aracılığıyla yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar günümüzde hiç istemeden pek çok dijital saldırının da aynı zamanda kurbanı haline gelebiliyorlar. Hiç farkında olmadan dahi kullandığımız bilgisayarlara, telefonlarımıza zararlı yazılımlar, badware, malware gibi yazılımlar bulaşabiliyor. Ve bu zararlı yazılımların bulaşmasıyla beraber biz şirket kaynaklarımıza uzak erişimler yaptığımızda bu zararlı yazılımlar şirket kaynaklarına da geçiyor. Bu durumda çalışanlar hiç farkında olmadan aslında birer kurban haline geliyorlar. Bunun önüne geçilebilmesi için güvenliğin bütün adımlarda uygulanabilmesi gerekiyor. Bir uzak erişimde kesinlikle VPN kullanmalıyız. Kullandığımız VPN'de mutlaka çok faktörlü ve uygulanabilir, faktörleri uygulanabilir bir doğrulama yöntemiyle kimliğimizi ondan sonra doğrulamamız gerekiyor. Fakat bu VPN bağlantısını yaptıktan sonra da şirket içi kaynaklara RDP gibi, SSH gibi uzak erişim protokolleriyle bağlandığımızda mutlaka ve mutlaka nerelere erişebileceğimizin, ne şekilde erişebileceğimizin ve eriştiğimizde neler yapabileceğimizin de dijital olaraktan denetlenebilmesi, bu denetimlerin de mutlaka video kayıtlarının, tekst kayıtlarının canlı olaraktan alınabilmesi günümüzde son derece önem taşıyor.